namazlar, tutulan oruçlar ve kılınan cumalar, verilen sadakalar, yapılan hayırlar sair senenin diğer aylarına göre 70 katıyla ödeniyor. Binaenaleyh Ramazan Cuması sair aylardaki cumalardan 70 cuma namazının sevabına bedeldir. Bu son cuması. Bilmiyoruz. Gelen yıla kimler yetişecektir? Kimler yetişmeyecektir? Bu topluluğun hepsi bulunacak mı, bulunmayacak mı belli değildir. Lakin bizim temennimiz Cenab-ı Hak'tan niyazımız olur ki bizi çok Ramazanlara yetiştirip ibadet-i taati yolunda bizi yaşatsın. İbadetsiz, taatsız adamın yeryüzünde yaşamasının manası yok. Bilhassa Müslüman olup İslam kaygında olup da Ramazan kaygısı olmayan, ibadet kaygısı çekmeyen kimsenin yerin üstünde gelmesinden yerin altında olması daha kaygısıdır ona. O gibilerden Allah bizi kılmasın. İbadet neşe ve neşvesini bizim kalbimizden almasın. İbadetsiz kimse kuru oduna benzer. Onun için ateşe atılır. Kuru odunun gireceği yer ateş, ocak, başka yere yaramaz. Yanmaktan başka bir şeye yaramaz. Onun için ibadet neşesini kaybeden kimse bulmuş, bitmiştir. Elhamdülillah bu Kafiristan, Frengistan, küfür diyarında olsanız da çok şükür yüzlerce cemaat efendim, cumasını bildi, Ramazanını bildi, teravihini kıldı, orucunu tuttu. İnşallah tamamına da Cenab-ı Allah muvaffak olur ve cehennemden beraklıklarını alıp da hakiki bayrama layık olan kullardan oluruz biz de. Ramazan-ı Şerif'in İlk 10 günü rahmet günleri, ikincisi mağfiret günleri, ikinci 10 günleri, üçüncüsü en yüklü olan gün ve gecelerdir. Binaenaleyh bu geriye kalan 10 gecesi, şimdi içerisindeyiz, bu gece ya 25 veya bir gün önce tutanlara göre 26. gecedir. Bir gün önce tutanlara göre yarınki gece kahir gecesidir. Bir gün sonra tutanlara göre bir gece sonradır. Lakin kadir gecesi ki bütün senenin gecelerin içerisinde en şerefli olan gecedir. Cenab-ı Allah o geceyi mübarek kılmıştır. O geceye o kadar bereket ihsan etmiş ki ta güneşin vurumundan güneşin tuluğuna doğuncaya kadar sıkı bir trafiği var o gecenin gökyüzünde senen melaike-i kiram ile boyuna elen çıkan melaike-i kiram ile gökyüzü meşguldur o gecede. Ve Cibril elin de melaikenin kavlusu o bile yeryüzüne rahmet etmesine vesile olarak o da eder sayın melaike-i kiram ile bu geceye tazim için.
Bu gece elbette ki en mübarek gecemizdir. Ve Cenab-ı Mevla onu bir ay nafileye ibadetten daha ileri olaraktan bize takdim ediyor. Bir ay geçmiş ümmetlerin ahvalinden Peygamber-i Zişan haber vermiş idi. Geçmiş ümmetlerin ömürleri bizimki gibi değildi. Bizim bu ümmetin ömrü diyor Peygamber-i Zişan, çoğunun vasatisi, ortalaması 60 ile 70 sene arasıdır. Şimdi 60'a da varanlar çok azalmıştır. Kabristan'a gidip de baktığımızda mezardaşlarında çoğunun yaşı zorla 60'a 50 içerisinde gidiyorlar. Lakin vasatisi 60 ile 70 arasıdır. 70'i geçenler eski toprak değiyor. 70'i geçti mi onlar tek Türk kaldılar. Lakin geçmiş ümmetler 200 sene yaşayan, 300 sene yaşayan, 500 sene yaşayan, 700 sene yaşayan ümmetler vardı. İnsanlar vardı onlarda. Onların içerisinden cihat fisebilillah yapıp da 80 sene cihat yapan gazilerin, mücahitlerin menafiinden Peygamber-i Zişan onlara bir bildiğinde sahabe-i kirama, sahabe-i kiram dediler ki bizim ömrümüz nerede 80 seneye yetişecektir? Keşke bize de öyle bir fırsat verilmiş olsaydı ki biz de bu kadar cihat edelim, muharebe edelim Allah yolunda diyerekten bu tahassürde kaldıklarında Cenab-ı Mevla lütfeyledi Habibine, ey Habibim sana, ümmetlerine, seni tazimen, senin şerefini tazimen, başka ümmetlerin yanında senin ümmetinin, ümmetlerinin kıymeti belli olsun, sana öyle bir gece ikram edeceğim ki, o gecede senin ümmetlerinin yapacağı ibadet-i taafi ben öyle değerlendireceğim. Geçmiş ümmetlerden 80 yıl cihad eden, muharebe eden kimselerin aldığı fazileti o gecede senin ümmetlerine, ümmeti Muhammed'in kullarına ihsan edeceğim bunu. Onun için bin aydan hayırlıdır. Bin aydan da öteye ne kadar Cenab-ı Allah rahmet kapısı açılacak. Onun için ey müminler, Ramazan'ın son 10 günü çok kıymetlidir. Kürbi içerisinde Kadir Gecesi var. Lakin Cenab-ı Allah Kadir Gecesi'ni bir doğrudan doğruya filan gecedir, Berat Gecesi gibi, Miraç Gecesi gibi, Regaib Gecesi gibi böyle efendim tayin edilmiş gece değil, oynanıyor o gece. Değişiyor. Ha. Onun için eskilerin ve atalarımızın söylediği bir söz var. Her geceyi Kadir bil, her gördüğünü Hızır bil. Cenab-ı Allah Kadir gecesini de gizlemiş. Hızır Aleyhisselam'ı da gizlemiş. İsmi Azam'ını da gizlemiştir. Çünkü filan kimsedir diye bilinse Cenab-ı Hakk'ın muradı olur ki kullarına tazim edilsin. Yani herkes herkesi saysın. Herkes herkesi kıymetli tutsun.